Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Ankebut suresi 46-52. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Bir sayfa halinde Kur'an'dan bir bölümü görmüş olacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ Ehli kitapla mücadele etmeyin. اِلَّا بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ Ancak en güzel bir şekilde mücadele edin. Yani ehli kitapla en güzel bir şekilde mücadele edin. Ehli kitaptan murat, kendilerine kitap verilmiş olan, Tevrat, İncil verilmiş olan Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlara ehli kitap deniliyor. Bunlar başlangıcında hak bir dinin mensupları ama zamanla dinleri tahrif olmuş, kitapları tahrif olmuş ve bunlar şu anda da devam eden birer din. Kur'an-ı Kerim bunları doğrudan doğruya kafirler kategorisinde görmüyor. Her ne kadar İslam'ı kabul etmemesi, peygamberimizi kabul etmemesi bu yönüyle bir küfürleri söz konusu ise de ama Allah'a iman, ahirete iman gibi bazı noktalarda da imanları söz konusu. Bundan dolayı diğer kafirlerden, müşriklerden bunlar ayrı tutuluyor. Mesela bunların kestiği yenilebiliyor ve bunlardan olan kadınlarla, kızlarla evlenilebiliyor. Onlarla yapılacak olan mücadele en güzel bir mücadele olmalı. Yani ne de olsa bunlar kitap ehlidir. Ne de olsa bütün dinden mahrum değillerdir. Uzak değillerdir. Belli bir seviyeleri var. O seviyeye göre kaliteli bir mücadelenin yapılması gerekir. Zaten devamında bu mücadelenin nasıl olması gerektiğine dair bazı ipuçları bulabileceğiz. İllellezîne zalemû minhum ancak onlardan zalim olanlar müstesna. İşte Peygamberimiz dönemine bakacak olursak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Yahudilerle anlaşmalar yapıyor. Vatandaşlık anlaşması, saldırmazlık anlaşması gibi anlaşmalar yapıyor ve kendisi anlaşmalara uyuyor. Ama Beni Nadir, Beni Kurayza bu gibi kabileler her defasında Peygamberimizle yaptıkları anlaşmaları uygun ortamlarda, kendilerine göre uygun ortamlarda bozuyorlar. O zaman mücadelenin şekli değişiyor. O zaman Peygamberimizle anlaşmayı bozuyor ve haddi aşanlara haddini bildiriyor. Tarihin sonraki dönemlerinde Müslümanların mesela Hristiyanlarla zaman zaman savaşları olmuş. Haçlı seferleri, işte Hristiyan dünya kendi aralarında büyük ordular toplamışlar. Mukaddes beldeleri kurtarma gibi bir gayeyle yola çıkmışlar. Geçtikleri yerleri talan etmişler. Bunlara karşılık da ecdadımız mukabelede bulunmuş. Meydanlarda çok büyük savaşlar yaşanmış. Demek ki normal şartlar altında bunlarla diyalog esastır. Gidip gelmek, bir araya gelmek, konuşmak bunlar esastır. Ama zalim olduklarında, haddi aştıklarında hadlerinde bildirilmesi o da bir haktır. Ve gulu ve deyiniz ki emennâ billezî unzile ileyna biz bize indirilene iman ettik ve mâ unzile ileykum size indirilene de iman ettik. Gerçekten de biz Tevrat'a da inanıyoruz, İncil'e de, Zebur'a da inanıyoruz. Kur'an'a inandığımız gibi ve peygamber olarak da Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Hazreti Davud'a da, diğer bütün peygamberlere de iman ediyoruz. Ama ehli kitap en azından peygamberimizi kabul etmiyorlar, Kur'an-ı Kerim'i kabul etmiyorlar. Ve biz onları bu noktada bizim peygamberimizi de kabul etmeye, Kur'an'ı kabul etmeye davet etmiş olacağız. Ve ilahuna ve ilahukum vahid. Bizim de sizin de ilahınız bir. Yani aynı Allah'a ibadet etmekteyiz. Ve nahnu lehu muslimun ve biz ona teslim olmuş kimseleriz. Tabii bunun nazara verilmesi yani mücadeleyi böyle yapın. Allah'a teslim olduğunuzu ifade edin. Onların da hakka boyun eğmelerini, Allah'a teslim olmalarını telkinde bulunun. Bu mesajı Allah-u Teala bildiriyor. Ve kezalike enzelna ileykel kitabe. Böylece biz sana kitabı indirdik.
فَالَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilmiş olanlar يُؤْمِنُونَ بِهِ Ona inanırlar. Yani daha önceden kendilerine Tevrat, İncil verilmiş olanlar kendi kitaplarında ahir zamanda gelecek peygamberi görmektedirler ve onun vasıflarını orada okumaktadırlar. Bundan dolayı da ahir zaman peygamberine en azından gıyabi bir şekilde iman etmektedirler. وَمِنْ هَا اُلَٰئِ Ve şunlardan da, şu kimselerden de men yu'minu bihi ona iman eden var. Yani günümüz ehli kitabından, peygamberimiz devri itibariyle o zamanın ehli kitabından da iman edenler bulunmakta. Veya doğrudan Kureyş kavmi gibi düşünülecek olursa onlardan da iman edenler var. وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الْكَافِرُونَ Bizim ayetlerimizi ancak kafir olanlar inkar eder. Yani Allah'ı inkar eden, Allah'ı kabul etmeyenler ilahi ayetleri reddeder ve inkar eder. وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ Ey peygamber, sen daha önce herhangi bir kitap okumuş değildin. وَلَا تَخُدُّهُ بِيَم۪ينِكِ Ve sağ elinle de bir şeyler yazmış değildin. İzen, şayet böyle olsaydı, لَرْتَابَ الْمُبْتِلُونَ Batıl yolda olanlar şüphelenirlerdi. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ennebiyyül Ümmi, Ümmi Peygamber. Yani daha evvelinde okumamış, yazmamış, okuması, yazması yok. Normal şartlar altında okuması ve yazması olmamak bir noksanlıktır. Ama Peygamberimiz açısından bakıldığı zaman Peygamberimizin okuma yazma bilmeyişi bir kemaldir. Çünkü Allah ona doğrudan öğretmiştir ve Allah ona levh-i mahfuzdan nice hakikatleri göstermiştir. Levh-i mahfuz manzuru olan ve ilahi kalemin kalbine manaları yazmış olduğu zat için okuma yazma bilmemek bir kusur değildir. Ama normal şartlar altında düşünüldüğünde herhangi bir insanın okuma yazma bilmemesi bir noksaniyet sayılır. İşte Allah-u Teala peygamberimize doğrudan doğruya hakikatleri göstermiş ve allemeke ma lem tekun ta'lem senin bilmediklerini Allah sana öğretti buyurmuş. Ve bunun neticesinde peygamberimiz muallim olmuş. Bütün insanlığa muallim ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor. Bu mana peygamberimiz de tecelli etmiş. Bize Allah'ı öğretmiş, kitabı öğretmiş. Dünyayı, dünyanın mahiyetini, haramı, helali, ibadeti öğretmiş. Ahireti bize anlatıyor. Din noktasında bütün öğrendiklerimiz peygamberimize gelen vahye ve onun hadisleriyle bunu açıklamasına dayanıyor. Bu açıdan baktığımızda peygamberimizin ümmi olması çok harika bir durum. Burada belki şuna da dikkat çekmekte fayda var. Batıl yolda olanlar şüphelenirlerdi diyor. Eğer sen daha önceden bir kitap okusaydın ve sağ elinde bir şeyler yazmış olsaydın, batıl yolda olanlar bundan şüphelenirlerdi. Demek ki hak yolda olanlar peygamber evvelinde okusa da yazsa da yine şüphelenmezlerdi. Çünkü peygamberler içinde okuma yazma bilenler de var. İlla her peygamber ümmi olacak diye bir şey söz konusu değil. Ve peygamber farzı misal okuması yazması da olsaydı Kur'an yine Allah'ın kelamıydı. Peygamberin sözü değildi. Bu da meselenin bir başka ciheti. Bununla alakalı bir de şuna dikkat çekiliyor. Neden şüphelenirlerdi? İşte ehli kitap kendi kitaplarında ahir zamanda gelecek peygamberin ümmi olacağını okumuşlar. Eğer peygamberimiz okuma yazma bilen birisi olsaydı o zaman şüphelenirlerdi. Acaba bu o değil mi? Hatırlarına böyle gelirdi ve böyle gelmesi de normal olurdu. Öte yandan yine şüphelenenler şu açıdan da şüphelenmişler, şüphelenirlerdi. Şayet okuma yazma bilseydi demek ki değişik kitaplardan okuduğu ve kendisi daha sonra bunları zihninde kararlaştırdı,
sanki Allah'ın kelamıymış gibi insanlara söyledi diyebilirlerdi. Bel huve ayatun beyinatun, doğrusu onlar, Kur'an-ı Kerim'de yer alanlar, apaçık ayetlerdir. Fi sudurillezine utul ilm, kendilerine ilim verilenlerin sadırlarında yerleşmiş olan apaçık ayetlerdir. Yani ehli ilim olanlar Kur'an-ı Kerim ayetlerini okur ve bunları kalplerine yerleştirir. Onların kalpleri bu gibi hakikatleri kabulde zorlanmaz. Ve ma yechadu bi ayatina illa zalimun. Bizim ayetlerimizi ancak zalim olanlar inkar eder. Biraz evvelinde ancak kafir olanlar inkar eder denilmişti. Burada da ancak zalim olanlar inkar eder buyuruldu. Yani bunda da şöyle bir incelik var. Demek ki Allah'ın ayetlerini inkar etmek hem bir küfürdür hem de aynı zamanda bir zulümdür. Ve galu, dediler ki levle unzile aleyhi ayatun min rabbihi, ona Rabbinden ayetler indirilse ya, yani Hazreti Musa'ya verildiği gibi onun da elinde bir asa olsa, o asa ile çok harika şeyler gösterse ve onun her hali mucize olsa ya, Hazreti İsa'nın işte eliyle hastaları iyileştirmesi, nefesiyle iyileştirmesi gibi, o da böyle şeyler yapsa ya, bu manada doğrudan peygamberin hisse hitap eden, duyulara hitap eden mucizeler göstermesini istediler. Gul innemel ayatu indallah, ey peygamber sen de ki ayetler Allah nezdindedir. Yani hiçbir peygamber kendiliğinden mucize göstermez. Mucize Allah'ın fiilidir. Dolayısıyla Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya bir takım mucizeler verilmişse, ki verilmiştir, bunlar Allah'tandır. Onların kendi zati kudretleri değildir. Peki peygamberimize verilmemiş mi? Peygamberimize de kitaplarda yer alan bin kadar mucize verilmiş ama inkar eden yine bunları da inkar etmiş. Ve innema ene nezirun mubin, ben apaçık bir uyarıcıyım. Yani ben mucize getirmekle mükellef değilim. İlla sizi ikna etmekle mükellef de değilim. Ben ancak bir uyarıcıyım. Hak'tan bana bildirilenleri size hatırlatmakla görevliyim. Evelem yekfihim, onlara yetmiyor mu? Enne enzelne aleykel kitab, biz sana kitabı indirdik. Yani mucize isteyen bu kimselere, senin gibi ümmi bir zata bu şekilde çok cihetlerle mucize olan bir kelamı indirmemiz delil olarak yetmiyor mu? Yani anlayan bir kimse için Kur'an-ı Kerim'i okumak ve ondaki mucizeliği görmek peygamberi tasdik açısından aslında yeterlidir. Kur'an'ı dikkatle okuyan bir kimse bu Muhammed'in sözü değildir, bu Allah'ın sözüdür diye kabul edecektir. Yütle aleyhim, ve bu Kur'an onlara okunup duruyor. Kendilerine okunup duran bu Kur'an ayet olarak, mucize olarak onlara yetmiyor mu? Değerli izleyenlerim, mucizeler iki türlü değerlendiriliyor. Hissi mucizeler, bir de akli mucizeler. İşte Hazreti Musa'nın asası gibi veya Peygamberimizin ayı ikiye bölmesi gibi, Hazreti Salih'in kayadan bir deve çıkarması gibi göze, duyulara hitap eden mucizelere hissi mucizeler deniyor. Bunlar gelip geçici. Ama bir de akli mucize var. İşte Kur'an-ı Kerim akli bir mucizedir. Kur'an-ı Kerim şu anda da bizim önümüzdedir. Ve okuduğumuz zaman böyle bir beyan ancak alemlerin Rabbinden gelir. Böyle alemi beyan etmek, dünyanın meselelerini bu şekilde ele almak, ahireti anlatmak ancak alemlerin Rabbine yaraşır. Nasıl ki güneşin ışığı ben güneşten geldim der, güneşe yakıştığı bellidir. Onun gibi böyle bir kelam da ancak alemlerin Rabbinden gelir. İnsan Kur'an-ı Kerim'i okuduğunda bunu anlayabiliyor. Ve bu mucize olarak en büyük mucizedir. Ve bu açıdan Kur'an-ı Kerim el mucizetul halide, daimi mucizedir. Ve Kur'an-ı Kerim el mucizetul kübra, en büyük bir mucizedir.
İnne fî zâlike le rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'inde şu anda bir mucize olması gerçekten büyük bir rahmettir. Mucize görmek isteyenler Kur'an-ı Kerim'i dikkatli bir şekilde okusunlar, anlasınlar ve bu şekilde şu hayatın manası neymiş, dünya neymiş, ahiret neymiş, Allah-u Teala isimleriyle, sıfatlarıyla ne keyfiyetteymiş, bunları, bu gibi meseleleri Kur'an-ı Kerim'i okumak suretiyle anlayacaklardır. Bu dolayısıyla inanan kimseler için hem bir rahmettir hem de bir öğüttür. Kur'an-ı Kerim'de insanı korumaya yönelik, günahlardan, hatalardan korumaya yönelik o kadar uyarılar var ki eğer insan bunlara kulak vermezse tepe taklak gider. Her türlü günahlara batabilir. Ama Kur'an'ı okuyan bir kimse hayatında haram, helal diye ölçüler vardır ve o ölçülere göre istikametli bir hayatı yaşar. Gul kefe billahi beyni ve beynekum şehide. Ey peygamber, de ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Yani ve kefe billahi şehide, şahit olarak Allah yeterlidir. Peygamberimizin peygamber olmasının en büyük şahidi Allah'tır. Kelamında bunu bildirmiştir. Ya'lemu ma fis semavati vel ard, göklerde ve yerde ne var Allah hepsini bilir. Vellezine amenu bil batıl, ama batıla iman eden ve keferu billah, Allah'ı inkar edenler ise ulaike humul hasirun, onlar hüsranda olanların ta kendileridir. Burada kavram diyebileceğimiz yeni bir şey görmekteyiz. Vellezine amenu bil batıl, batıla iman edenler. Yani normalde biz hakka iman etmekle mükellefiz ama batıla iman edenler de var. Cenab-ı Hak her türlü hüsrandan, her türlü batıla kapılıp gitmekten bizleri ve nesillerimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.